Zaman teorilerinden hareketli eleştiriler var. Mesela zamanın B teorisi üstünden Kelam'a birçok eleştiri geliyor. Kelam argümanı zamanın B teorisi doğru ise geçersiz olmasından bahsedebilir miyiz? Yani zamanın B teorisi doğru eşittir Kelam yanlış mı oluyor? Ve kısaca bir zaman teorilerinde B teorisi, A teorisi nedir? Açıklarsın hocam. Şimdi zamanın A teorisi, B teorisi farkını kabaca şöyle açıklayalım, çok derin felsefesine girmeden önce. Yani A teorisi doğruysa bir kere şimdi dediğimiz kavram nesnel bir kavram. Yani geçmiş, gelecek ve şimdi, bu üç ayrım nesnel bir ayrım. Geçmiş ve gelecek yok. Geçmiş yaşandı, artık geçmişten bir şey kalmadı. Gelecek daha yaşanmadı. Sadece şimdiki zaman var. Bu A kuramı diyebiliriz buna. Zaman A teorisi. Tabii farklı versiyonlar, hani geçmişin var olup, yani A teorisiyle B teorisi arasında kuramlar da geliştirmek mümkün ama A kuramı kabaca böyle. Şimdi dediğimiz zaman var. Geçmiş yaşandı, artık yok. Gelecekte daha yaşanmadığı için yok. Yani var olan tek zaman dilimi sadece şimdi. Bu zamanın A kuramı. Zamanın B kuramına göre geçmiş, gelecek, şimdi, bu ayrım nesnel bir ayrım değil. Bu bir illüzyon bizim gördüğümüz. Geçmiş de var, gelecek de var, şimdi de var. Bunların hepsi varlar. Zamansız olarak öyle duruyorlar. Değişim diye bir şey yok. Değişim dediğimiz şey illüzyon. Zamanın B kuramı kabaca bu. Şimdi zamanın B kuramı doğruysa evrenin geçmişi sonlu olsa bile bir nedene ihtiyaç duymadığı söylenebilir. Niye? Çünkü yani evren bir yani başı var, sonu var. Bunlar sonsuzdan beri duruyorlar. İçeride bir değişim yok. Nedenselliği de tanımlamak zaten mümkün değil bu anlamda, yani bu alan içerisinde. Dolayısıyla bu doğruysa, zamanın B kuramı doğruysa, evet, kelam kozmolojik argüman muhtemelen geçersiz. Tabii ama bu demek değil ki başka kozmolojik argümanlar içinde bu geçerli. Burada diğer kozmolojik argümanları, özellikle işte Leibnizci kozmolojik argümanları hala bu B teorisi altında bile savunmak mümkün. Ona girmeyeceğim. Çünkü konumuz hudus delili, kelam kozmolojik argüman, ama B teorisinin doğru olması Allah'ın var olmadığı ve bütün kozmolojik argümanların geçersiz olduğu anlamına gelmez. B teorisi doğruysa sadece hudus delili, yani kelam kozmolojik argüman geçersizdir.